bazı insanlar mesela geliyor eğitimlere. Örnek veriyorum, hayatta bazı şeylerden korkmuş, bazı şeylerden çekinmiş. Bunu da bir yerde görmüş. Acaba yapabilir miyim diyor. Burada o başarıyı elde ettiğinde hayatta o korktuğu şeylerden de geri adım atmayı biliyor. Dolayısıyla onu da yapabilirim, onu da deneyebilirim insanlara öğretiyoruz. Serbest dalışa çok küçük yaşlarda başladım. Babam dalgıçtı. Onunla birlikte dalışlarla başladım. Daha sonra üniversite yaşlarına kadar işte çeşitli kulüplerde yüzmeyle devam ettim. Yüzmeyle destekleyerek üniversitedeyken sualtı sporları kulüpleriyle tanıştım. Uzun nefes tutma ya da yatayda uzun mesafe gitme ya da daha çok derine dalabilme, paletli dalma, paletsiz dalma şeklinde birçok branşa sahip. 2010 yıllarından beri ben yarışmalara katılıyorum. O yıllardan beri baktığımızda yarışmalara katılan sporcu sayısı, işte dünya şampiyonası ve Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil eden sporcu sayısı, dünyada almış olduğumuz başarılar derken gitgide artış gösteriyor. Serbest dalışın da popülerliği ülkemizde gitgide artıyor. Mesela Şahika Ercümen var, dünyada derece yapmış sporculardan. Erkeklerde mesela şu an güncel olanları söylüyorum. Rüstem Derin var, Türkiye'de yine derece yapmış sporculardan. Dünyada hatır sayılır derece yapan kişiler bunlar. Artık tabii ki metreler gitgide büyüyor ve artıyor. Buna bağlı olarak sporcuların da işte daha iyi imkanlarda bu yarışmalara hazırlanması gerekiyor. Bu destekler daha iyi olursa sporcularımız daha iyi başarılar göstereceklerdir mutlaka. Sadece özgür olduğumu hissediyorum. Yani aslında suyun altında nefes tutuyoruz. Scuba dalışlardan farkı bu ama birçok serbest dalgıcıya sorduğunuzda aslında gerçekten nefes aldığını hissettiği, yaşadığını hissettiği, özgür olduğunu hissettiği yerin su altı olduğunu söylüyor. Bundan dolayı da insanlar su altında olmak istiyor. Bu gerçekten bir scuba gibi bir etkinlik tarzı bir şey değil, bir spor. Çünkü kendi vücudunuzla, zihninizle sürekli bir mücadele içindesiniz. İşte daha uzun süre su altında kalmak ya da daha derine dalmak normal şartlarda insan vücuduna ve insan yaşam hayatına ters şeyler. Ama insan yaşam alanını değiştiriyor ve suyun altında daha da sınırlarını görmeye ve sınırlarını ilerletmeye çalışıyor. Su altı da sonsuz olduğu için yani derinlik, süre, sonsuz şeyler yani. Olduğu için sürekli bir gelişim var. Yani dolayısıyla 20 metreye dalınca da sizi mutlu etmiyor. 30'a dalınca da mutlu etmiyor. Çünkü her dalan kişinin bir adım ötede aklı kalıyor. İlk önce her insan kendi sınırlarınca yapabileceği bir metre, süre ya da herhangi bir şekilde bir hedefine ulaşıyor. Bundan sonra spesifik olarak antrenmanların yapılması gerekiyor. Bu antrenmanlarla da gitgide gelişiyor. Altı dünyasını keşfetmek benim için tamamıyla bir özgürlük hissi uyandıran bir deneyimdi. Çeşitli eğitimler alarak kışın başladım ben bu işe. Kışın başladığım için çok zor koşullarda dalış yaptım ve dedim ki ben bu zor koşullarda dalış yapabiliyorsam her koşulda yapabilirim ve dalışımı deneyimleyerek, tecrübeleyerek, çeşitli bölgelerde dalış yaparak bu mesleği yani bir hobiyi meslek haline getirdim. Ve su altı dünyasını keşfederek bunların tamamıyla fiziksel olarak teorik açıdan da fazla bir bilgi içerdiğini öğrenerek yani dalışın sadece bir eğlence değil, bir spor değil, aynı zamanda bir bilim olduğunu, bir keşif olduğunu deneyimledim. Daha fazla deneyimler kazanmak istiyorum. Daha fazla insana bu duyguları yaşatmayı çok istiyorum. Burası mesela kıyı ve kayalık bir kesim. Aşağıda deniz kaplumbağalarımız, karettalarımız var, asker balıklarımız var, melanurlarımız var, papaz balıklarımız, gün balıklarımız, yasemin balıklarımız, vatozlarımız,
Ve ahtapotlarımız çok fazla burada. Tabii ki de çeşitli bölgelere göre bunlar değişiyor. Suyun sıcaklığı, akıntı, güneşin geldiği yönlerine çok fark ediyor. Akdeniz yıllara bakıldığında ciddi bazda bozulan bir deniz olmaya başladı. Özellikle Akdeniz'in aşırı ısınmasından dolayı birçok istilacı tür Akdeniz'e doğru göçe başladı. İşte aslan balıkları, balon balıkları diye düşünebiliriz bunları. Ya da işte büyük kestaneler duymuşsunuzdur mutlaka. Bunlar Akdeniz'e doğru hızlı bir göçe girdi. Çünkü artık Akdeniz gerçekten çok fazla ısınıyor, tuzluluğu gitgide artıyor. Su altı canlılığı maalesef yavaş yavaş bozuluyor. Bunu korumamız gerekiyor. Bununla ilgili önlemler almamız gerekiyor. Örnek veriyorum, mesela Akdeniz'in çok aşırı ısınmasından dolayı Akdeniz'de plankton oluşumu arttı. Bu plankton oluşumunun artmasından dolayı Akdeniz artık balinaların göç yolu haline geldi. Birçok haberlerde görüyorsunuzdur. İşte Fethiye'de balinalar görüldü, Marmaris'te görüldü, Hatay'da bir sürü balina görüldü ya da balinalar kıyıya vurdu şeklinde. Birçok haber geçiyor. Örnek veriyorum, ben yakından araştırıyorum balinaları. İskenderun Körfezi'ne geçen yıl 13 tane balina gözlemlendi. Yani bu normalin çok dışında bir şey. İnsanlara güzel gibi gelebilir, balinalar geldi diyebilir ama aslında denizlerimiz maalesef bozuluyor. Bunun için de ciddi önlemler almamız lazım. Ekolojiyi yerinde tutabilmek için. İnsanın özgürleştiği bir yer. Su altına indiğinizde bunun farklı yolları var. Hani scuba yaparak da inebilirsiniz. Çok güzel bir deneyim. Böyle suyun altında hani istediğiniz kadar nefes alabildiğiniz için yani su altını daha derin, daha geniş keşfedebiliyorsunuz. Böyle bir uçma hissi. Hani dalış aslında daha yoğun bir havada uçmak gibi bir şey. Yani böyle şey uçamıyoruz ama hani bence bir benzerini suyun altında yapabiliyoruz. O açıdan scuba daha belki daha geniş keşifler yapmaya uygun. Ama serbest dalış da daha ayrı. Yani bu şey gibi hani nefesiniz ve o suyun altında geçirdiğiniz zaman o kadar kıymetli ki onu boşa harcayamıyorsunuz. Hani ve suyun altında suyun altına indiğinizde her bir nefes inanılmaz önemli bir hale geliyor ve bu da sizi ana yaklaştırıyor. Ve o zihin halini hani o zihin haline ulaşmaya çalışıyorlar. Serbest dalış birazcık böyle bunun kısa yolu, shortcut'ı gibi geliyor bana. Çünkü hani siz isteseniz de istemeseniz de dikkatiniz nefeste yani. Başka dertleri çok düşünemiyorsunuz o an. Ve o da inanılmaz keyifli ve inanılmaz doyurucu bir his oluyor. Ya yani bilmiyorum, ben birazcık böyle tarif ediyorum. Şeyler de cabası tabii ki. Hani orada gördüğünüz güzellikler, hani suyun yani suyun altındayken gördüğünüz yer şekilleri ve oradaki canlılık açıkçası insanı böyle yani bambaşka bir ortama geçmişsiniz gibi hissettiriyor. Hani bilmiyorum ya, yani her dalış ayrı bir heyecan. Yani suyun altında böyle beklemediğiniz bir canlıyla karşılaştığınızda, yani bu bildiğiniz, daha önce gördüğünüz bir canlı da olur. Ama hani suyun altındaki her karşılaşma bir sürpriz. Yani şey yapamıyorsunuz, hani ben bugün bunu göreceğim ya da şunu göreceğim diye girmiyorsunuz. Ve hani gözünüz sürekli bir şeyler arıyor ve aslında hep bir sürprizin içindesiniz yani. Hani beklediğiniz balıkları da görseniz, beklemediğiniz balıkları da görseniz tatlı oluyor. Bu yıl için dalış turizminden bahsedersek, 2023 yılında biz dalış turizmine çok iyi başlamadık işin aslı. Çok sakin başladı. Sakin başlamasının sebebi doğal olarak döviz kurlarının artışı ve ekonomik sıkıntılar Türkiye'deki.
turizmi inanılmaz etkiledi. Tabii bu döviz kurlarının artışı otomatikman buradaki fiyatlara da yansıdı. Otel fiyatlarının çok yüksek olması belki bu sebep. Belki yurt dışından buraya gelen misafirlerin tabii ki öncelikli seçenekleri Türkiye olmadı. Yani bizim tahminlerimize göre buraya gelecek olan misafirlerin çoğunluğu Mısır tarafına kaydı diye düşünüyoruz. O tarafa aktarma yaptılar. Dubai'yi çok duyduk. Buraya gelen dalıcıların, dalış üzerine gelenlerin ya da havasını, denizini kullanacak olan insanların buraya benzer yerleri tercih etmeleri tabii ki bizim buradaki açılışı, sezonun başlangıcını gayet yavaşlattı. Sualtı olarak tabii ki biz çok ilerledik. Türkiye olarak da çok ilerledik. Geçen senelere göre çok daha fazla dalıcı sayımız vardı. Ta ki bu sezona kadar. Bu sezon tabii ki az önce söylediğim gibi insanlar sadece havasına, denizine gelip fikrini değiştirip dalışı denemek isteyenler tabii ki sezon kaymasıyla insanların Mısır'ı tercih etmesiyle dalış turizmi de bundan çok fazla etkilendi. Artık insanlar hobilerine ya da böyle anlık eğlence tarzı olan şeyleri harcayacakları paraları biraz daha azalttılar. O yüzden geçen senelerde ciddi bir yükselme yaşayan dalış turizmi gibi, doğa aktiviteleri gibi olan şeyler bu sezon olduğu gibi tam tersi şekilde aşağı inmeye başladı. Mesela Türkiye yani dünyadaki sualtı arkeolojik kazıları yapılan en çok yapılan ülkelerden bir tanesi. Dünyada 8 tane arkeolojik kazı yapılmış, 7 tanesi tamamlanmış. Hepsi Türkiye'de. O kadar çok eski günlerden, eski zamanlardan kalan antik şehirler var ki, batıklarımız var. Dünyada ilk sualtı müzesi bizde. Yani su altına o kadar yatırım yapmalıyız ki biz Mısır'dan çok daha iyi olabiliriz aslında. Şimdi burada güzel bir şey var aslında. Antalya'daki yani Türkiye'de, dünyada zaten 3 yerde var. Bu Falez bölgesi. Çok değerli bir şey, çok tarihi bir şey. İnsanlar dünyanın her yerinden burayı görmeye geliyor. Ama burada sıkıntı şu, bizim ülkemize has bir şey zannedersen bu. Bu Falez bölgesindeki esas, bu deniz fokları gibi, kaplumbağalar gibi bunların buralara yuvaları olduğu belli zaten. Buralarda avlanabiliyorlarmış eskiden. Şu anda sayıları inanılmaz şekilde az. Bunun sebebi kim diye araştırırsak çok basit zaten, insanlar. İnsanların dışına çıkacak hiçbir şey yok. Buradaki otellerin çoğu, zaten biz dalış yapıyoruz. Ama yani şöyle, biz dalışta ne görüyoruz suyun altında? Bunlar niye yok oluyor? Bunu biraz araştırdığımız zaman Falez bölgesine yakın yapılan sürat teknelerinin turları. Falez bölgesinin üstüne yapılan otellerin özel plajları. Bu plajlardan aşağı indiğimiz zaman bizim gördüğümüz tek şey şezlonglar, şemsiyeler, bira kutuları. Bu sadece otelleri de kapsamıyor. Yani Falez bölgesinin üstündeki normal halkımızın içip içip aşağı attığı şişeler, çöpler, bunlar. Yani bu Falez bölgesinde bu sürat teknelerinin kovuk ya da mağara diye itaatlandırdığımız o mağaraların içine fokların yuva yaptığı yerlere yüksek hızlarla, yüksek müziklerle günde 500 tane teknenin aynı yere girip çıkması. Yani bu tedirgin edici şeyler olduğu için bu hayvanlar burada durmuyor zaten. Uzaklaşıyorlar burada. Yani düşünsenize, sürat teknesiyle Falez bölgesine son gaz gidiyorsunuz, denizin ortasında bir ses geliyor. Tak! Acaba ne olabilir? Tahtaya mı vurduk, neye vurduk? Arkanızda dönüp bir bakıyorsunuz mesela, biz çok görüyoruz, kaplumbağa paramparça olmuş. Motorun teknesinin pervanesi parçalamış, geçmiş. Yani bu neden oluyor? Çünkü Falez bölgesine çok yakın ve çok hızlı seyirden. Çünkü bu kaplumbağalar ne yiyor? Deniz çayırlarını yiyorlar zaten. Bizim bu otelimiz önünde bulunan bölgede bile çok az bir yerde deniz çayırı kaldı. Biliyorsun dünyadaki %80 oksijeni ormanlar değil, deniz çayırları, denizler yapıyor. Nesli tükeniyor bunların. Bunu yapan da tabii ki insanoğlu. Yani bu denetlemeyle ilgili bir şey değil. Hani mesela bazen şey diyorlar, dalgıçlar çok rahatsız ediyorlar. Hayvanlara şunu yapıyorlar, işte onlarla fotoğraf çektiriyorlar. Tabii ki yanlış. Yani bunu yapan tabii ki vardır ama bu tamamen yanlış bir bilgi. Biz suyun altına insanlardan, tabii ki ticaret bu, para alıp dalış yaptırıyoruz insanlara. Biz onlara çöp göstermek yerine, özür dilerim, yani bir kaplumbağa, bir karetta, bir fok görmelerini istemez miyiz? Tabii ki isteriz ama insanlar şezlong görüyor, şemsiye görüyor, ne bileyim şişe görüyor. Yani bu tabii ki denetlemenin sıkıntısı. Yani daha fazla dalgıç olsa aslında, her belediye plajının can kurtaranı olduğu gibi iki tane dalgıcı olsa, belediyelerin kendi dalgıçları, onlar da plajlarda beklese, haftada bir en azından her belediye plajının önündeki çöpleri ya da düşen, ister istemez düşen şeyleri toplasalar, herkes kendi evinin önünü süpürse suyun altında, en azından çok daha keyifli ve çok daha temiz bir deniz olur bence. Bu da popülasyonu da artırır.